Aranılacaksa özgür basında aranmayacaktır. Bugün bizler tekrar çağrıda bulunuyoruz. Bugün evet özgür basına bir operasyon yapıldı. Ama şu an tüm Türkiye aslında bir tecrit altında, tüm Türkiye'de sesini çıkartan her kesime aslında bir gözaltı operasyonu, tutuklama ve baskı operasyonları sürdürüyorlar. Korku bir yere kadardır. Korku bir yerden sonra anlamını yitirir ve bizler diyoruz ki bugün sesimizi duyurmayacaksak, bugün bir amaç etrafında kenetlenmeyeceksek yarın için çok geç olabilir. Bunun için de bizler her zaman söylüyoruz. Bizler susmayacağız, özgür basın susmayacak. Bu minvalde aslında bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Tüm toplumsal kesimlerin, tüm demokratik kesimlerin bu hukuksuz uygulamalar karşısında tek ses olmaya çağırıyoruz. Erişen dışı çapemeni azaj diyor ki hatta ha devam dike erişana ne erişin avulen u tekoşuna ku çapemeni azat dışı çe tekoşuna kekevnare ne tekoşuna kembejin yavan salan jberi havi iro hem bi çalakiye hua hem bi dahuyaniye hua hem bi berdevam kırna kare hua rojname gerin kurd iro peyama hua yale dışı erişan ba avayi ki eşkere dedin şanzı hep hevalin me şanzı hep hem pişeyin me damak hatin girtin ji hevalin wan yer roja meger gel wan bu ev tane neheştin damak u biryar hatayin ji bersiva hem pişeyin roja megerin ku hatin girtin ev bu berhodan jiyane ewe seri bune nikarbin çapemeniye azad bedeng behelen her uha ambejin ser medyaya civaki be ambejin gelek aliyen vekidine bu ji berteke xon nişandan her uhad haman demi de ji jinin rojna meger iro li qadan kare xwe dawam dike bi dawam kirina kare xwe haman demi de ji peyama û nikare civakê bêdeng bihêlin didin. Çapemeniya azad helwesta wê her tim diyar e ji dîrokê heta niha li ber xwe da wê vê berxwedana xwe jî her tim bidomînin ji bo civak ji mafê xwe ya ragihandinê bêpar nehêlin. Lê belêm hem wek pîşeyên rojnamegerên ku hatine girtin di heman demê de jî em wekî civak divêm heta dawiyê li pênûsa rojnamegerên kedkarên çapemeniya azad xwedî derkevin. Belê, bi girtina hevalê me yê rojnamevan dixwazin di serî de heqîqet û rasiya ji civakê re hatiye ragihandin pêşa wê bigirin. Hevalê me tenê ji ber ku karê xwe kirin hatin girtin. و تنه به برنامه این کوچه تلویزیونی مرا پیشکش کردنه تین سوشتار کردن. اف یکی نه لگور قانون این وی دولتان ندیجین نه لگور قانون این ناو دولتی نام نتیوی گردونی نه سوژه. جبر وی که آرمانچ اوکو اف دسلاتا هر کدیچه به قیرانا کورتر ودیچه. جبو وی قیرانه پیشاوی بگر جبو وی قیرانه وشیره. جبر کو اف قیرانا کتن ناو دا بپچینن. حوالی ما گرتن و به وی یکی خوازن راگهاندن راستی یا جی جواکی را آستن بکن وکی دن جی امدکارن بیجن اف حوالی ما این حاتی گرتن جی چپمنی آزادن به سالان ایرشه سر چپمنی آزادنه ان خبتکارن چپمنی آزاد نه به گرتنه نه به بنچاف کرنان و نه جی به قتل کرنه خلاص نبون و خلاص نابنجی ام جوا که هوال انوان امی که نشوپی اوان بدومینن نه پینو سیوان نه قمری اوان امیل اردی نهیلن خبات اوان جه هشتی امی بردوان بکن و که نشوپی چپمانی آزاد امی بدومینن جبو که اف سازین سیویلین جواکی پارتین سیسی و جواکا ما دنگیوان نی برین لازم خودی ل حوالی مه در کنیم. هم savcılık ifadelerinde hem de hakimlik sorgularında sorulan sorulara baktığımızda bu da açığa çıkıyor. Tamamen gazetecilik sorgulanıyor. Yani aslında zaten AKP-MHP iktidarının da temel hedefi gazeteciliği nefessiz bırakmak, gazeteciliği boğarak etkisiz kılmak. Bunu uzun bir süredir devam ettiriyor. Son olarak da bu 16 arkadaşımız üzerinden yapmaya çalıştı. Aslında temel hedef gazeteciliğin, mesleğin kendisi. Biliyoruz aslında bu iktidarla birlikte
bir havuz medyası oluşturulmuştu. Havuz medyasına dahil edebildiği ve kendi çizgisine çekebildiği basın kuruluşlarına, gazetecilere ayrı bir tutum sergiliyor ve o havuza dahil edemediği gazetecileri de sindirmeye çalışıyor. Bu bazen gözaltı yoluyla oluyor, bazen tutuklama yoluyla oluyor, bazen ceza yoluyla oluyor. Bu artık açığa çıkmış, netliğe kavuşmuş bir durum ama şunu söylemekte fayda var. Bu baskılar yeni değil. Bu iktidardan önce de farklı yöntemlerle de olsa özgür basın devamlı baskı altında tutulmaya çalışıldı, sesi kısılmaya çalışıldı. Ama geçmişe baktığımızda bunların hiçbirinin sonuç vermediğini görüyoruz. Özgür basının hiçbir baskı ortamda susmadığını, kurumların kapatıldığına tanıklık ettik yakın süreçte. Ancak alternatif yollarla halka haberin ulaştırıldığını gördük. Bu son tutuklamada sonuç vermeyecek. Gerçekler bir şekilde halka ulaştırılmaya devam edilecek ve gazetecilik mesleğinin de boğulmasına izin verilmeyecek. Arkadaşlarımız bugün içeride olabilir ama onların kullandığı kalem Api Musa'nın kalemiydi. Api Musa katledildiğinden beridir ardılarının pratiği ortada. Kalemi hiçbir zaman durmadı, yazmaya devam etti. Nasıl ki Api Musa katledildikten sonra ardıları birçok karanlıkta bırakılmak istenen olayı açığa çıkarıp halka ulaştırdıysa bu son olayda da yine arkadaşlarımızın kullandığı o kalem yazmaya devam edecek. Nerede bir hak ihlali varsa, nerede bir baskı varsa, nerede bir politika varsa onlar açığa çıkarılıp halka ulaştırmaya devam edilecek. Gazeteciliğe yönelik bir operasyon olduğu kadar aynı zamanda halkın haber alma hakkına yönelik de bir operasyon. Çünkü arkadaşlarımız iktidar tarafından ötekileştirilen, kendi basında hiçbir şekilde görünmesine izin vermeyen kesimlerin haberini yaptılar. Bu açıdan halkın haber alma hakkını da korumak için ve kendi seslerinin kısılmasını da engellemek için tutuklanan tüm meslektaşlarımızla güçlü bir dayanışma göstermeleri gerekiyor. Mehmet Ali Erdoğan! Burada! 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 Neşet Toprak! Burada! Elif Üngür! Burada!